Öncelikle tüm babalarım ve baba adaylarının Babalar Günü kutlayarak başlayalım programa. Ekranlarınıza ilk gelecek haber de bu özel güne uygun olsun. İşte ünlü babalar ve en değerli varlıkları olan çocukları. Bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım. Kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Ailenin çınarı, çocuklarının kahramanı babaların günü bugün. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar. Yağmurla kar olsun, güneşle ay. Ne demiş usta şair Can Yücel? Açıldı nefesim, fikrim, can evim. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Şüphesiz ki bu sevgi karşılıksız değil. Babalar için de hayatta en değerli varlık evlatları. İşte magazin dünyasının ünlü babaları ve çocukları. Çocuklarımla muhabbet ediyorum, sohbet ediyorum. Aa babam falan diye. Onlar da evine böyle ekmek götürüyorlar baba dedi. Hiç hemen muhabbete giremez. Biz ona tabiyiz. O ne diyorsa onu yapıyoruz. Sanat dünyasında belki de en çok çocuğu olan isim İbrahim Tatlıses. İmparatorun tam 7 evladı var. Eğer ki alıyorsa bu yaşlar bizim için. İbrahim Tatlıses ilk evliliğini Adana'da Adalet Uçar'la yaptı. Çiftin 3 çocukları oldu. Ahmet, Gülşen ve Gülden. Zaman hızla aktı geçti. İmparator 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştığı ünlü oyuncu Perihan Savaş'a aşık oldu. Kıyamam ben canıma, sen de sevmişim. Kıyamam ben canıma, sen de sevmişim. Ünlü çiftin birliktelikleri uzun sürmese de kızları Melek, Zübeyde her ikisine de yaşam kaynağı oldu. İbrahim Tatlıses kızının her daim üzerine titredi ve adına şarkılar yazdığı Derya Tuna. En yakın arkadaşım dediği ve İbrahim Tatlıses'in izinden ilerleyerek müzisyen olan tek çocuğu İdo da bu aşkın meyvesi. Dünya dünya ya. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hastane odasında uzun yıllardır birlikte olduğu Ayşegül Yıldız'la evlenmiş, son göz ağrısı Elif Aday'a bu evliliğin ardından kavuşmuştu. Sevimliliğiyle zor günlerinde babasına ilaç oldu Elif Aday. Gülümse biraz, bitsin keder. 64 yaşındaki İbrahim Tatlıses uzun zamandır herkesin merak ettiği bir konuya açıklık getirip geçtiğimiz günlerde Dilan Çıtağ'ın öz kızı olduğunu bu fotoğrafla duyurmuştu. Parlak bir inciydi önce, derinlerde saklanırdı. Baba evi kabuğumdu. Geçirdiği zor günlerin, ağır hastalıkların atlatılmasında şüphesiz en büyük desteği çocuklarından gördü. Yani yürüyorum, konuşuyorum, çocuklarımla muhabbet ediyorum, sohbet ediyorum, eşimi dostumu ziyaret ediyorum. Bundan daha güzel bir şey var mı? Genelde babalar çocuklarının kahramanı olur ama Yılmaz ailesinde durum tam tersi. Cem Yılmaz'ın kahramanı oğlu Kemal. ...2012 yılında ünlü model Ahu Yatu ile nikah masasına oturdu Cem Yılmaz. 39 yaşında da ilk kez babalık duygusunu tattı. Oğlu Kemal doğduktan sonra tüm hayatını ona göre şekillendirmeye başladı. Ben hemen hazırlanıp geldim. O arkadaşımız dedi ki ben de yemeğimi yiyeyim sonra geleceğim. Birlikte bateri çalıyorlar, resim yapıyorlar. Hatta karatede bile iddialılar. Ünlü komedyen hayatına Kemal'in girdiği günden itibaren her şeyini oğluna göre organize ediyor. Bazen de başrolü minik Kemal'e kaptırıyor ama bu durumdan bile çok memnun. Cem Yılmaz bu yıl 3. kez Babalar Günü'nü kutlayacak ve eminiz ki ilk Babalar Günü kadar heyecanlı geçecek. Çünkü oğlu artık ünlü komedyenin deyimiyle delikanlı oldu, babasının en yakın arkadaşı haline geldi. Paramparça'nın Cihan'ı Erkan Petekkaya neredeyse oynadığı her dizide çocuk sahibiydi. 2003 yılında Didem Dursun'la dünya evine girdi. 2004 yılındaysa gerçek hayatta babalık duygusunu tadarak oğlu Cano'yu kucağına aldı. Açma ellerini artık, kirlenmiş bütün melekler.
konusu nedeniyle oğlunu bazen göremese de tüm boş vakitleri Cano'ya rezerve edilmiş durumda. Üstelik Cano babasının minik bir kopyası gibi. Sadece boy, poz, yakışıklılıktan söz etmiyoruz. Bir numaralı benzerlik noktaları, kibarlıkları. Bazı insanlar siz o kadar bekliyorsunuz, size bakmayıp çekip gidiyorlar. Bence siz o kadar bekliyorsunuz, emek veriyorsunuz. Bence size bakıp poz falan vermeliler. Paramparçanın cihanı Erkan Petekkaya'dan söz edilir de dizideki baş düşmanı Harun, yani Barış Falay es geçilir mi? Nasıl bir tez yalan bu? Nasıl kandırdın lan kardeşimi? Kardeşimi nasıl kandırdın lan? Barış Falay 34 yaşında bekarlık günlerini sonlandırdı ve 2006 yılında kendisi gibi oyuncu olan güzeller güzeli Esra Ronabar'la evlendi. İki sene sonra Falay ailesi genişledi. Barış Falay ve Esra Ronabar doğan çocuklarına Mavi Rüzgar adını verdi. Annesi gibi güzel bir yüzü olan Mavi Rüzgar, babası gibi de yetenekli. Üstelik aile mesleği olan oyunculuk yapmaya da pek bir hevesli. Televizyona çıkmaksa en büyük hayali. Hayalimde hep bu anı beklemiştim. Kameralar beni çekiyor, mikrofonlar bana yaslanıyor. Beni televizyona çıkartın, kendimi izlemek istiyorum lütfen, lütfen. Türk pop müziğinin buğulu sesi Yaşar da bu sene 4. kez Babalar Günü'nü kutlayacak. Hayal meyal masal hep okudum mu? Seni ejderhanın elinden alıp korudum mu? 2012 yılında hayatını Merve Oğuz'la birleştiren aşk şarkılarının romantik sesi Yaşar, gerçek aşkı da aynı yıl içinde buldu ve oğlu Kerem'i kucağına aldı. Kolay mı? Al bakalım. Al götür. Hiç çekinmez yalnız söyleyeyim, geri de alamayabilirsiniz. Ünlü şarkıcı oğlu Kerem doğduktan sonra deyim yerinde ise hayatını sil baştan değiştirdi. Her şey babası gibi müzik tutkunu olan Kerem'in isteğine göre şekillenmeye başladı. Evet, işte görüyorsunuz yani. Biz ona tabiyiz, o ne diyorsa onu yapıyoruz. Kral o yani. Bugün milyonlarca çocuk bir kez daha en büyük kahramanlarına onun sevdiklerini söyleyecek, gönüllerini alacak. Biz de Magazin 8 olarak tüm babaların, baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyoruz. Bana bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım, kurtla kuzu olsun, şekerle bal.